Çalışkan okula hoş geldin. Üçüncü sınıf genel deneme sınavı başlıyor. Birinci soru. Tenha kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? A. Aldığım pantolon küçük geldi. B. Mesire alanı bugün çok kalabalık. C. Şapkamın kurumasını bekliyorum. Doğru cevabım B seçeneği. Misiri alanı bugün çok kalabalık. İkinci soru. Havuzda 100 tane balon var. Yukarıdaki cümlede 100 kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır? A. Vücudumuzun bir parçası. B. Suda yüzmek. C. Sayı. Doğru cevabım C seçeneği sayı olacaktır. Üçüncü soru. Bahçe mimarı Mevlüt Baysal anlatıyor. Atatürk'ün Çankaya Köşkü'ndeki bahçesini yapıyordu. Bir gün Atatürk, Yaveri ve ben bahçede dolaşıyorduk. Yukarıdaki cümlede hangi noktalama işareti iki defa kullanılmalıdır? A. Kesme işareti B. Virgül C. 2 nokta Noktalama işaretlerimize baktığımızda kesme işaretinin iki tane olduğunu görüyorum. Doğru cevabım A seçeneği kesme işareti olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre dizildiğinde hangisi üçüncü sırada yer alır? A. Matematik B. Hayat bilgisi C. Türkçe Kelimeler alfabetik sıraya dizildiğinde hayat bilgisi 1, matematik 2, Türkçe 3. Doğru cevabım C seçeneği Türkçe olacaktır. 5. soru. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımı doğrudur? Misafirler Almanya'dan geldi. Köpeğimiz Paşa minderde uyuyordu. Asya ile Avrupa bu köprüyle birbirine bağlanır. Almanya'dan büyük harfle başlamalıydı. Avrupa büyük harfle başlamalıydı. Doğru olan seçeneğin B seçeneği olacaktır. 6. soru. Görseldeki sayının en yakın olduğu onluk hangisidir? 675. A seçeneği 680. B seçeneği 670. C seçeneği 660. Doğru cevabım A seçeneği 680 olacaktır. 7. soru. 990 artı 110. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu yukarıdaki işlem ile aynıdır? A seçeneği 500 artı 500. B seçeneği 550 artı 550. C seçeneği 600 artı 600. işlemimin sonucu 1100 gelecektir. Seçeneklerdeki sonuçlara baktığımızda B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Yandaki modelin belirttiği kesir hangisidir? A. 8'de 2 B. 8'de 6 C. 6'da 2 9. soru. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A. Tek sayı ile tek sayının toplamı her zaman tek sayıdır. B. Tek sayı ile çift sayının toplamı her zaman tek sayıdır. C. Çift sayı ile çift sayının toplamı her zaman tek sayıdır. cevabım B seçeneği olacaktır. 10. Soru Günde 14 bardak su içen Elisa bir ayda kaç bardak su içer? A. 420 B. 140 C. 98 1 ay 30 gündür, 14 çarpı 30, 420 bardak su yapar. Doğru cevabı ma seçeneğidir. 11. Soru Dünyanın küre şeklinde olduğunu düşünerek hep aynı yönde gidilirse aynı noktaya varılacağını öne sürmüştür. Fikrini ispatlamak için yola çıktığı 3 gemiden biriyle bunu başarmıştır. Dünyanın şekliyle ilgili yukarıdaki fikir kime aittir? A. Aristo B. Magellan, C. Mısırlılar. Doğru cevabın B. seçeneği Magellan olacaktır. 12. soru. Dünyanın en sıcak katmanı hangisidir? A. Manto, B. Hava katmanı, C. Çekirdek. Doğru cevabım C seçeneği çekirdek olacaktır. 13. soru. Canlının yaşamını sürdürebilmek için gerekli olan havayı temin etmesine ne denir? A solunum, B beslenme, C boşaltım. Doğru cevabım A seçeneği solunum olacaktır. 14. soru. Kuvvetin etkisiyle hareket halindeki tenis topu nokta nokta hareketi yapar. Yukarıdaki ifadede noktalı yere hangisi gelmelidir? A yavaşlama, B yön değiştirme, C hızlanma. Kuvvetin etkisiyle hareket halindeki tenis topu yön değiştirme hareketi yapar. Doğru cevabın B seçeneği olacaktır. 15. Soru Yağmurda ıslanmak, oyun hamuru ile oynamak. Yukarıdaki durumlar hangi duyu organımızla ilgilidir? burun. B göz. C deri. Doğru cevabım C seçeneği deri olacaktır. 16. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Arkadaşlarımıza karşı anlayışlı olmalıyız. B. Arkadaşımıza verdiğimiz sözleri tutmalıyız. C. Arkadaşımızın fiziksel özellikleriyle alay edebiliriz. Yanlış olan cevabım C seçeneği olacaktır. Arkadaşımızın fiziksel özellikleriyle alay edebiliriz. Yanlış seçeneğimizdir. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısıdır. Türkiye'nin ilk yerli uçağını yapmıştır. Yukarıdaki ifadede ülkemize hizmet eden hangi kişiden bahsedilmektedir? A. Vicihi Hürkuş B. Mehmet Ali Kağıtçı C. Naim Süleymanoğlu Doğru cevap A seçeneği ve C hür Hürkuş'tur. 18. soru. İnsan kendi milletinin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar başkalarının da varlığını ve mutluluğunu düşünmelidir. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün bu sözlerinin aşağıdakilerden hangisiyle ilgisi yoktur? A. Millet sevgisi B. İnsanlık sevgisi C. ırk ayrımcılığı Doğru cevabım C seçeneği ırk ayrımcılığı olacaktır. 19. soru. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi mecburi yaya yolunu gösterir? <laughs> Doğru cevabım B seçeneği olacaktır. 20. soru. Zararlı madde ve bağımlılıklardan korunmaları için arkadaşlarımızı bilgilendirdik. Yukarıdaki çalışma hangi sosyal kulüp ile ilgilidir? A) Bilinçli Tüketici Kulübü, B) Sivil Savunma Kulübü, C) Sağlık, Temizlik, Beslenme ve Yeşilay Kulübü. Doğru cevabım C seçeneği olacaktır. Daha fazla üniversite eğitim içerikleri için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.